imkansızlıklar içinde. Gacha Racing 2. Gacha Racing 2. Çocukluğumuza geri döndük. Arkadaşlar, stüdyomuz burası olacak. Henüz daha yapım aşamasında bir şeyler gelecek ondan sonra. Ama biz sizi koopsuz bırakmak istemedik. Şu sırada kapıyı da kapatalım. Ben de yanına gelin. Koop çekeceğiz şimdi. Gacha Racing dediğin ne olay? Gacha Racing dediğin bayağı bizi çocukluğumuza götürüyor dediğin gibi Sinan abi. Selamlar herkese. Bundan bayağı iyi ses geliyor ya, dışarıya vermiyoruz inşallah. Deli gibi ses geliyor şu anda. Yankının vesairenin kusuruna bakmayın. Stüdyo şu anda en ham halinde. Gördüğünüz gibi biz de Burak'tan arta kalan kartonların üstüne oturuyoruz yerlerde şu anda. Gacha Racing Nintendo Switch oyunu normalde. Evet. Ve Arc Systems'ın oyunu. Japonya Manchester diye bir oyun. Bu arada kaydımızı başlatalım. Keşke oyunu daha önce kaydetmeye başlasaymışız. Ayağımı zaten kaydetmedim. Nerede? Grand Prix'deyiz. Grand Prix modada gir abi. Versus mod da oldu. Ha, Versus mod oynayacağız beraber olduğumuz için. Aynen, tabii, Versus mod o zaman bastım. Versus mod oynayalım. Tamam. Ben seçtim. Ben de seçtim. Galiba benim biriktirdiğim araba parçaları sende olacak şimdi. Olabilir. Circuit. City. Mini games ne? Ya bir tane normal yer, sonra mini games'e bakarız. Circuit seç abi. Circuit seçtim. Speedway. Tamam. Express Circuit. Dönelim mi? Dön baba dönelim. Güzel. Evet. Yok yok, Speedway. Dön baba dönelim. Aynen öyle. Kaç tur? İki. İki. Heh. Aa. Hazır araba veriyor burası. Aa, için. Evet. Evet. Aslında araba parçalarını kendiniz topluyorsunuz. Oyunun çok basit bir görselliği var ama ultra basit, yani basit ötesi bir görselliği var. Beğendin mi ses tanımcılığı? Sürprizin çıkacak mı? Standart setting seçtim valla. Öyle taksi verdim. Split screen'i dikey yapmışlar. Soldaki. Bu benim. Soldaki benim. 2, 1. Go go go. Ben gidiyorum. Kırmızı benim. Amiga'da Speed Car diye bir oyun vardı. Super Cars, pardon, Speed Car neymiş. Aynı böyleydi görselliği ama minimum silahlar vardı. Makina tüfek, roket vesaire. Bak. Şimdi action geldi. Neredesin, sana şey çakacağım. Şu an sana çaktığım şey köşeleri görememeni aslında sağlaması gerekiyor. Bastın mı? Bastım ama köşeleri görüyorsun yine. Ben bastım ya. Ben de attım action. Bak. Hop. Nasıl göremiyorum? Görüyor musun işte ya? Köşeleri. Yavaşlatıyorsun sanki sen beni ya. Çok kolay olsun. Çok kolay oldu. Keşke 8. arabayı seçseymişim. Olur bak. Bak ben random seçtim. Ben daha gidiyorum. Pek soldan sağa güçleniyormuş arabalar. Rastgele dedim. Başladım. Ve... Şu mini games'e baksana. Bu oyunu niye oynuyorsunuz diyeceksiniz arkadaşlar. Açıkçası co-op oynayacak yeni, keyifli bir oyun şu anda bulamadık. Bunu merak ettim. Görselliğini, videosunu falan baktıktan sonra bir bakalım istedik açıkçası. Mini games'i mi seçtin? Heh. Mini games'e geliyorum. Mini games'i seçtim. Car Battle var. Car Battle seç tabii ki. GP Race var. Car Battle. Car Battle. Şimdi gideceğim. Random seçeceğim ben de senin yerine. Ben de random seçtim. Arka yön çıktık bize de. Seninki biraz daha hayvani ama bak. Drift ve evet. Top Speed iki katı neredeyse. Öyle görünüyor. Sana iltimas geçiyor. Oo. Destruction Derby. Yes. Sanki Arc Systems bu oyunu boş zamanlarında geliştirmiş gibi bir hissiyat var içimde. Bu kadar, bu. Hakikaten boş zamanlarında geliştirmişler zannediyorum bu oyunu. Ben bunu bir daha denemek istiyorum. Demek ki güç işi her şey demek değilmiş. Evet, her şey güç demek değilmiş abi. Aa, düştüm. Ben çok kötü oynuyorum galiba. Bunu söylemek istemiyorum ama öyle. Dur, normal yarışı gösterelim de insanlar daha bir kaçırsın. Grand Prix. Evet. Grand Esas Prix. Olay burada bak, şeyi göster, şok. Şok. Heh.
Buradan kapsüller içinden, böyle poket top gibi toplar içinden araba parçaları alıyorsunuz. Şu an 50 gold gerekiyor. Benim 40 gold'um olduğu için alamıyoruz. Bir yarış daha gerekiyor. Evet, normal bir yarış yap abi. Güzel bir arabam var. Ha, yarışlara da parayla giriyorsun. Yani parçaya parayı yatır 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 yatır. Yarışa giremiyorsun mesela. 200 grilere giremiyorsun şu anda. Evet. İşte sağ git abi. Bir daha git. Heh. O değil bu. Ha, bunu. Bunu seç. Top speed falan bunun 30'a kadar çıkarttım. Parçaları fusion ediyorsunuz. Bu mobil oyunlarda bir şeyleri... Oynarken sen rahat rahat tabii tabii var. Aynen. Çok karmaşık çünkü oyun. Acayip karmaşık oyun. Çok basit görünüyor ama... Evet, stüdyo hazır böyle basitken böyle bir basit oyunu yapmak iyi oldu. Spider-Man'ler vesaireler geliyor peşi sıra. Spider-Man artık önümüzdeki hafta. Spider-Man. Bu tepeden görünüşlü oyun türü ortadan kayboldu gitti. En son ne zaman böyle bu türden çok kaliteli bir oyun oynadığımı hatırlamıyorum. Yani tabii Nintendo'da Mario Kart falan var eğlenceli yarış oyunu kavlinden. Bu yani, sanki mobil oyun olsun diye geliştirilmiş bir oyun gibi geldi bana. Yani şey değil de Nintendo Switch'teki o indie furyasından faydalanalım diye geliştirilmiş bir oyun. Bu BGM tarzı müzikleri vesaireleri hoşuma gitti benim. Ama tabii yani çıtır çerezlik böyle yani açıp bir saatten fazla oynayacak bir şey değil. Öğle arasında hadi iki yarışalım diyeceğin iş arkadaşlarına bir oyun. Aynen öyle. Ha, 100 gold'un geldi. Gel abi, şop. Rise Gacha geldi, nedir bilmiyorum. Gacha parçaların ismi bu arada, Special bunu ilk defa görüyorum. Today's Gacha. Evet, bak bugün özel sana bir tane araba parçası hediye ediyor. Açıyoruz. Ne çıkıyor? Adeta bir Pokemon. Güneş gibi doğan şey ne? Super Rare Type A. Bir bakalım özelliklerini. F'den A'ya kadar değişen, S'ye değişik kadar değişen şeyler var. Aa, çok özel değil ama güzel. Özel gücü var. Açıyorum. Aç. Normal bir tane kapsül aç. Özel gücü başkalarına çarpınca yavaşlama. Hep bu motordan çıkıyor zaten. Evet, hep koyalım. Fusion'ı gösterelim bir daha. Fusion. Base'e şey seç, benim üçüncü araba şu, Tigerfish. Yok, o değil. E yazıyor ya, Equipped yazıyor yanında. Şu alttaki Tigerfish. O materyalden başka bir... Şuradaki Tigerfish'i koy. Katedrali koy veya. Onlar seçili değil. Katedral. Fuse, %70 ihtimalle top speed'i artıracak. Yes. Arttı. Top speed'i arttırdı bir çift. Tamam. Şimdi motor, bir sağ git motorları yapalım. V5 engine'e coil engine fuse et bir tane. Yok, Tigerfish'i değiştirmen lazım. Arabaya... Bu şekilde değil mi? Evet, aynen şu anda. %38 şans. Bayağı bir dakika dur, coil engine daha mı iyi V5 engine'den? F. Bak, klasmanı F, bunun klasmanı E. Yok, coil engine daha kötü. Tamam, fuse de. Pullback engine. Coil. Top speed'e bir bakalım. V5 engine'in top speed'ine baksana. 5. 13. Oh, 13, 8. 5'e 2. Kıyas kabul etmez. Demek ki kötü bir engine olduğu için coil engine artırmayacak şeyini. Aynen. Bir tane beni gibi düşün. Fuse de %38 şansı. Değil mi? De. Bakalım. Kaybettik. Materyal gitti. Bir tane normal Grand Prix bir yarış. Ben de girebilirsem yanına geleyim. Sanırım iki kişi versus oynayabiliyoruz. Sadece orada oynanıyor işte. Ya dediğim gibi da... ultra minimalist yapılmış. Yok. Şey yap. Sen Grand Prix'e gir de şeyi görsünler. Bak, European Cup falan açıldı. Burada bayağı zor. Gördüğün gibi daha ilk 3'e hiç giremedim üsttekilerde. Şunlarda. Aha. Newbie Hunting'i dene bakalım. Tamam. İyi para kazanırsan ama. Buydu değil mi abi? Bu. Bak, top speed 30 da 31 oldu. Taban arttırdın çünkü. Bunun özel gücü turbo. Düze çıktığı zaman özel gücü bas, özel güç
Hızlanmak için kullandığın tuşun solundakiydi. Şu an hatırlamıyorum. E'nin sağındaki galiba. Şunun çok daha kalitelisini yapmalarını bekliyorum ben işte. O Supercars benzeri, Headlands benzeri oyunların zamanına geri dönüş bekliyorum. Ama yapmıyorlar itinayla inatla. Drift yapmayı da anladım galiba. Drift yapmak için freni bir kere basıyorsun, döndürüyor seni. Şöyle. Evet. Hah. Çok güzel. Popo attın, çarpmadan da kurtardın. Oo. Lakin yedincilik kurtaramadın kendini. Freni başka bir çarpmam lazım. Evet, evet. Biraz zor oluyor. Freni space'e aldım ben galiba. S yerine. Yalnız tutamadan çünkü bu sürede bu tarz böyle yalnız stüdyoya klima takmak lazımmış. Şuraya klima takmak 5 saniye lazım. İçinde 5 derece arttı içerisi. Eridim şu anda. 10 dakikaya giderse bu video... Ama çok kötü oynuyorum. Eldeki malzeme bu, ne yapacaksın? Yedincilikten yukarı çıkamadım bu yarışta, o yüzden hiç üzülme. Evet. Bu, eldeki malzeme bu. Arada bir açıp böyle yarım saat fırfır dönmek için daha iyi bir alternatif çıkana kadar idare edeceğiz. Tepeden görünüşlü o yarış oyunlarında benim zaafım var arkadaş. Ne yapayım? Şeyde seviyorum. Eski GTA'larda GTA 2. Tabii. GTA 2. Daha öncesinde dediğim işte Badlands, ondan Supercars ne oluyor? Kendini imha ediyor galiba oyun. Evet. Hazır oyun kendisini imha etmişken biz de ayrılıyoruz aranızdan arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.